Herkese Valentino Park'tan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere network nedir, nasıl yapılır? İnsanlarla iletişim kurarak nasıl işte yurt dışında veya yurt içinde olsun doktora veya yüksek lisansa gelinebilir? Aslında sınavlardan da öte iletişim kurmanın ne kadar kilit olduğunu ve iletişim kurarak hayal bile edemeyeceğiniz bir network'ün içine dahil olup sizleri bu network'ün nerelere çekebileceğini anlatmak istiyorum. Aslında bu biraz benim kendi tecrübelerime dayalı bir video olacak. Kendi tecrübelerimden sizlere bir şeyler anlatacağım. Bugün de yine Po Nehri'nin kenarındayım, böyle güzel bir gün. Güneşli Torino'da. Öncelikle şunu çok iyi biliyorum. Türkiye'de ya birçok öğrenci var, özellikle mühendislikte işte yurt dışında master veya doktora yapmak isteyen. Peki yurt dışında master ve doktora için tabii gerekli olan şeyleri internette, Google'da her yerde bulursunuz. Yani işte IELTS, TOEFL, işte GRE, bunun tarzında sınavlara girmeniz gerekiyor. Bunun dışında ne yapmanız lazım? Onlardan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar, network nedir? Şimdi nasıl yapmanız lazım? Network'ü nasıl kurarsınız? Ondan bahsedeceğim. Biraz şöyle dolanayım. İlgi alanınıza dayalı. Mesela diyelim uçak mühendisisiniz veya maden mühendisisiniz veya diyelim iktisat işletme okuyorsunuz, fark etmez. Avrupa'da veya Amerika'da hangi üniversiteye gitmek istiyorsanız, hangi alana ilginiz varsa hocaları biraz uğraştırıcı bir iş ama tek tek bulacaksınız. Buldunuz mu? Hepsine bir mail atacaksınız. Bu mailin içeriğinde sizin o alanla ilgilendiğiniz, çalışmaya istekli olduğunuz, ondan sonra neler yapmak istediğiniz, doktora düşündüğünüz vesaire gibi konuları yazan bir açıklayıcı metin yazmanız gerekiyor. Bu metinden sonra CV'nizi de ekleyip hocalara gönderin. Ben 2016'da mezun olduktan sonra Avustralya'da, şimdi ben maden mühendisiyim, benim bölümüm Avustralya'da çok popüler. Oraya gitmek istedim. Orada tabii master, işte tuition fee dediğimiz harçlar çok pahalı olduğu için master'la ilgili herhangi bir ödenek, burs bulamadık. Ama ben bunu araştırırken şöyle bir şey elde ettim. Avustralya'daki birçok hocaya yazdım, mail attım. Yani belki 50 tane hocaya mail atmışımdır, Türk veya yabancı. Ondan sonra Türk bir hoca bana bir dönüş yaptı. İşte Avustralya Curtin University'de bir hoca dedi, ya ben dedi İzmirliyim, İzmir'de yaşıyorum ve sen de Fethiyelisin. Yakınız birbirimize, gel şeye, ben İzmir'e geleceğim dedi. İzmir'de seninle bir yemek yiyelim, konuşalım. Yani anlattığım hikayeye bakarsanız, attığım maillerle Türkiye'de aslında bir buluşma ayarladım. Bu tamamen bir network'ün başlangıcıydı. Kendisi bana Avustralya'da master ve doktorayı anlattı. Bana master için ödenek bulmanın zor olduğunu ama PhD dediğimiz doktora için ödenek bulabileceğini anlattı ve şunu ekledi. Türkiye'de veya Avrupa'da bir yerde master'ını bitirirsen buralara gelmen rahat olur. Daha sonra beni doktora öğrencisiyle tanıştırdı. Bu da benim ikinci bir network'üm oldu aslında. Bu doktora öğrencisi bana daha detaylı bilgileri verdi. Ama aynı zamanda ben tabii bırakmadım mail atmayı. İşte Amerika'ya atıyorum, Asya'ya atıyorum. İşte buralardan hocalarla bağlantı kurmaya çalışıyorum. Bağlantılarımı sağladım ama şöyle bir sıkıntı oldu. Maddi anlamda yeterli olmadığım için yurt dışına gidemedim. Bağlantılarım, dedim ki herhalde bunlar boşa gitti. Daha sonra bağlantılarım aslında boşa gitmediğini, hikayeyi devam edip dinlerseniz görürsünüz. Hikayenin devamında ise şöyle oldu. Ben yurt dışına master'a falan gitmekten vazgeçtim. Ama dedim ki bari dedim Türkiye'de deneyeyim.
İşte Türkiye'de birkaç tane üniversiteye gittim böyle aklımda olan, işte mühendislikte iyi olan üniversitelere. Onların da işte mülakatında elendik. Kabul almadık vesaire. Tamamen aklımdan yurt dışını sildim. Yurt dışını sildikten sonra askere gittim. Erzincan'da yaptım askerliği. 6 ay kısa dönem işte. Askerliği yaptık. Askerlikten sonra tabii kafada ya bir anda beni en çok etkileyen yurt dışına gelip araştırma yapmak. İşte buradaki akademik ortamı ben merak ediyorum. Nasıl, neler çalışıyorlar. Hep böyle bu konuda içimi yiyor tabii. Ama bir yandan da dedim lan dedim kabul alamadık nasıl olsa. Ben de en iyisi işte Türkiye'de bir işe başlayayım. Sonra askerden geldim, 20 gün sonra bir maden şirketinde işe girdim. Yaklaşık bir sene çalıştım. Tabii bu bir sene içinde ben hala koşturuyorum. İşte hocalara mail atıyorum. Ondan sonra farklı online sitelerden acaba maddi imkanımın yettiği okullar var mı onları araştırıyorum. En sonunda şu an işte İtalya'dayım. İtalya'da Politecnico di Torino Üniversitesi'nde kendi bölümümle alakalı burslu bir master buldum. Çalıştığım maaşı da biriktirip o maaşla buraya geldim. Tabii ben hikayenin başında anlattığım Avustralya'daki tanıştığım hocalarımla iletişimi koparmadım. İşte network'ün aslında kilit noktası bu. Şu an işte doktora öğrencisi olan, yani tanıştığım hocanın öğrencisi olan doktor öğrencisiyle işte machine learning tabanlı bir projede çalışıyoruz. Bu tamamen benim network'ü koparmamamdan kaynaklanan bir durum. Hala mesela şu an PhD için bağlantılar yapmaya çalışıyorum. İşte mailler atıyorum. Kendimi tanıtmaya çalışıyorum. İşte farklı alanlara yönelip CV'mi güçlendirmeye çalışıyorum. Sizlere bununla ilgili ne söyleyebilirim? Çok ünlü bir network sitesi var. LinkedIn diye. LinkedIn'de bir profil oluşturun arkadaşlar. Alanınızla alakalı merak ettiğiniz hoca olur, özel sektör olur, kim olursa olsun hepsine bağlantı atın, bağlantı kurun. Daha sonra bir şablon oluşturun, mesaj şablonu. Yani sürekli aynı mesajı aşağı yukarı yazacağınızdan dolayı bir şablon oluşturursanız bu şablonu onlara gönderin. İşte ben sizin çalıştığınız alanla ilgileniyorum. Ondan sonra böyle böyle istekliyim, şu bilgisayar bilgilerim var, işte şu dili biliyorum vesaire. Bakın göreceksiniz bu network ağacı, yani aslında bu insan bağlantısı, insan zinciri sizlere nasıl kapılar açacak deneyerek göreceksiniz. Bu aslında sabır işi ama bu sabrın sonu tabii ki de selamet. Kötüye çıkmaz, merak etmeyin. Onun dışında mail atın. Yani girin mesela üniversitelerin işte staff yazan işte personelinin olduğu, işte hocaların olduğu, PhD öğrencilerinin olduğu, profesörlerin olduğu sayfaya, burada ilgi alanlarınızda hangi adam çalışıyor, neler çalışmış, bunlarla ilgili bakın, o kişilere mail atın. Bu mail zinciri bir gün size artı olarak dönecek. Belki diyeceksiniz benim gibi ya herhalde olmayacak bu iş, vazgeçtim diyeceksiniz ama aslında kesinlikle negatif bir sonuç vermiyor arkadaşlar. Bu sizi belki de ileriye yönelik hazırlıyor aslında. Ama en önemli nokta, maddi anlamda zorlanıyorsanız Avrupa'da bağlantı kurup Avrupa'ya gelebilirsiniz. Avrupa'dan sonra PhD için diğer Amerika'dır veya başka ülkelerdir, onlara bakabilirsiniz. Daha sonra bununla ilgili söyleyeceğim olay şu. Network dediğimiz bu olay, yani insan zinciri olayı sizlere ileride şöyle yardımcı olur. Mesela diyelim CV'nizde bunu belirtmek istiyorsunuz. İşte şu şu kişilerle bu projeler yaptım. Sonuçta bu network size projeler de sağlayabilir, iş de bulabilir. CV'nizde de artısı olur. Ben mesela LinkedIn'den birçok maden ve tünel şirketiyle görüşmüştüm. Bir yerden sonra bu görüşmelerim böyle yeşerdi, bana dönmeye başladı. Ben artık iş aramıyordum. Resmen mesela bana mesaj geliyordu. Ya işte sen bizimle zamanında iletişime geçmiştin. İşte hala iş arıyor musun vesaire gibi dönüşler oluyordu. Aslında
Kıssadan ise uzun lafın kısası şunu söyleyeyim. Ne ekerseniz onu biçersiniz arkadaşlar. Yani bu konu hakkında ilgi alanınızda, çalışmak istediğiniz konuda aşıksanız ve kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu alanla çalışma yapmış insanlarla bağlantı kurmaktan vazgeçmeyin. Her zaman uğraşın. O iş olmaz, A işine, B işine geçersiniz. B işinde çalışırken bile gitmek istediğiniz A işi için uğraşın. Ne olur? B işindeki tecrübenizi hedef ettiğiniz noktada kullanırsınız. Yani sürekli kendinizi motive edin. Öncelikle bu konularda tabii İngilizce, yabancı dil bilirseniz daha artısı olur. Bunları edindikten sonra iletişim kurun arkadaşlar. Maksat network olsun. İşte birileri sizi tanısın. İleride başvuru yaptığınızda bir adım daha öne geçin. Yani bu adım sizin aslında çalışmanız ve sabrınızdan kaynaklanıyor. Olay böyle yani. Bu konuyla ilgili daha fazla ne anlatabilirim? Şu an aklıma gelmiyor. Zaten doğaçlama bir konuşma yapıyorum. Sizi de çok fazla sıkmak istemem. Yorumlarda belirtirseniz farklı muhabbetler bu konuyla ilgili de yapabiliriz. Ben sizlere başka tecrübelerimi de anlatabilirim. Yani yurt dışı ile ilgili, master ile ilgili, akademik ortamla ilgili. Böyle fazla şehir turu falan yapmıyorum çünkü boş vaktim fazla olmuyor. Bir de yani vlog oluşturacak her günü farklı bir insan değilim. Bayağı monoton yaşıyoruz işte yurt dışı da olsa. Ondan dolayı bu tarz ben bilgilendirici videolar atmak istiyorum sizlere. Ve sizler de merak ederseniz daha fazla bu konularla ilgili videolar çekerim. Olay böyle. Bu video aslında biraz daha muhabbet videosu oldu. Yani ben kendim denemiştim. Başardım. Benim gibi istekli olan arkadaşlar da deneyip başarabilir diye aslında bir örnek video çekmek istedim. Böyle yani. Bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Valentino Park'tan, Torino İtalya'dan Abay platformu olarak tekrar teşekkürler. Abone olmayı, özellikle abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Ve yorum yapmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın.